Değerli Ulusal Kanal izleyicileri Giresun'dayız. Fındığın merkezi esasında. En kaliteli fındık buradan çıkıyor galiba başkanım. Doğrudur. Evet tam oradayız o merkezdeyiz ve Fındık Konseyi Başkanı Sayın Hamza Bölü fındık konuşmak için Türkiye'deki yerin, Türkiye'deki ekonomideki, ihracattaki yerini ve neler olması gerektiğini konuşacağız diyoruz. Ve hoş geldiniz diyoruz Sayın Başkan. Siz de hoş geldiniz şehrimize. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Başlayalım isterseniz şuradan. Fındığın Türkiye ekonomisindeki yeri nedir? Bir oradan. Şimdi şöyle başlayalım. Türkiye'de tarımsal ürünlerin ihracatı, toplam ihracat içerisindeki payı yaklaşık %10-12 civarında. Bu ihracatın yani 20-25 milyar dolar arası bir tarımsal ihracatımız oluyor yıllık fındığın bunun içerisindeki payı %12 civarında ortalama. buçuk milyar dolarla 2 milyarla 3 milyar dolar arası yıllara göre değişiklik göstermek üzere ihracat gerçekleşiyor fındıkta. bu şu demek? fındık tarımsal ürünlerin amiral gemisidir. Yani olmazsa olmazıdır. Fındık %85'i ihraç edilen bir ürün zaten. ...Türkiye dünya üretiminin yaklaşık yüzde yetmişini gerçekleştiriyor. Bu ancak dikili alan ve üretim miktarı ile karşılaştırıldığında verimliliği düşük bir oran. Dünyanın diğer ülkelerinde, fındık üreten ülkelerinde daha verimli üretimler olduğunu görüyoruz. Oraya geleceğiz. Oraya evet. geleceğiz de şöyle, e, Türkiye'deki ihracatındaki pay oranı %12'li civarında dediğimiz e, önemli bir ürün hakikaten. E, amiral Gemisi çok doğru bir benzetme. E, hükümetin ya da devletin buradaki bu üretimdeki bu ihracattaki payı var mı, ne kadar var? devlet e, ihracat yapan fındıkta ihracat yapan bir kurum değil. Devletin herhangi bir kurumu da fındık ihracatı yapmıyor. yapmıyor. Yani bu ihracatın tamamını özel sektör gerçekleştiriyor. Türkiye'de e, ciddi manada bir fındık sanayisi var. Yani Artvin'den Sarp Sınır Kapısı'ndan İstanbul'a kadar gittiğinizde yetişen bu bölgede fındık sanayisi var artı bu bölgenin dışında da başka illerimizde Eskişehir'de, Konya'da Ankara'da Bursa'da. ciddi tabii Bursa'da, İzmir'de ciddi fındıkla uğraşan firmalar ve ihracat yapan, Denizli'de hatta fındıkla uğraşıp ihracat yapan firmalar var. Dolayısıyla fındık sadece Karadeniz'in bir ürünü değil. Fındık Türkiye'nin bir ürünü. Çünkü tarımsal ürünü ihraç eden herkesin ilgisini çeken bir üründür. Çünkü biraz önce bahsettim. Fındık bir amiral gemisidir. Yani dolayısıyla İhracat ettiğiniz Türkiye'den ürünlerin içerisinde herkese fındık sorar. Olmazsa ihracat mı düşüyor orada diye. Diğer... Yani, değil tabii ki yani öyle görmemek lazım. Şimdi Antalya'dan ...Narenciye ve şey ihracatları var. Diğer e, ihracatlarımız var ama e, fındık e, demin bahsettiğim gibi e, çok önemli bir yeri tutuyor ürün e, gamı içerisinde ve dünyanın Yaklaşık 80 ülkesine ihraç edilen bir ürün. Yani sadece Avrupa'ya ihraç edildiği sanmasın. Bugün dünyanın her tarafına fındık gönderiliyor. Az ya da çok. Biz istiyoruz ki dünyadaki bütün ülkeler, 197 ülkenin tamamı fındık yesin. Bugün hala fındığın farkında olmayan ülkeler var. Peki, ee, o 197 ülke fındık yesin. Evet. Nasıl olmalı bu? Yani ne yapmalıyız ki? Bunun, yani için, sizler bunun ihrac... için sanayicilerimiz, ihracatçılarımız gerçekten çok uğraşıyor, kafa yoruyorlar. Bu konuda Fındık Araştırma Grubunun geçmişte e, çok büyük emek sarf ettiğini söylemek lazım. E, ancak kapatıldı tanıtma grupları, devletimizin tasarrufudur. E, çok işler başardı. Bugün e, çok ciddi bir potansiyel olan ve ilerlemekte olan Çin piyasasına, Uzak Doğu piyasasına. Japonya'dır, Güney Kore'dir, bu tür piyasalara fındık tanıtma grubu sayesinde girdik biz. Ve bugün dünya nüfusunun yaklaşık 6'da birini, 7'de birini barındıran Çin'e fındık satmaya yaklaşık 20 yıldır başladık biz. Yani 2005'ten beri fındık satıyoruz. Çinli fındığın farkına yeni vardı. 200 tonla başladık, şu anda yaklaşık 20 bin tonlara çıktık. Bu ciddi bir rakam. Yani ihracatın içerisindeki paya baktığınızda yaklaşık yüzde yedi, yüzde sekizi Çin'e gidiyor artık. Yani bunun 350 bin ton ihracat olduğunu düşünürseniz evet. yani pardon yüzde beşi bunun civarında yediyor. 18 bin ton falan eder. 17 bin ton. Dolayısıyla bu ciddi rakam bu. Ama daha çok potansiyel var. Daha çok yedirmek zorundayız ama salt yedirmekle bu iş olmuyor. Yani tüketimi teşvik ediyoruz. Bir taraftan fındığı satalım. Ama üretmemiz evet. de lazım. Eğer üretemezsek yarın elimizde kalır. Oraya, oraya geleceğim. O üretim konusuna özellikle evet. geleceğim. Çin'e 17-18 bin ton civarında fındık ihrac ediyoruz evet. dediniz. Güzel bir rakam. Türk'ü Cumhuriyetler var tabi Hemen onun arkasında Rusya'sı var falan. Çok. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bunu hükümet de Sayın Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı da dillendirmeye başladı. Hatta Avrupa'daki e, üreticiler de, ihracatçılar da e, dünyanın nabzı asistat atmaya başladı. Diyor. Ekonominin merkezi çünkü. Üretimin merkezi Asya. E, buralarda buralarda Türkiye'nin ne gibi hamleler yaptı? Yani nedir? E, 20 bin ton değildi, de 200, 200 bin, tona çıkarma şansı şöyle, falan. Şöyle bakın. Dünya ticaretine baktığınız zaman 500 yıl önce işte dünyada bir ipek yolu diye bir ticaret hattı var. Bizim ülkemizden de geçer. Evet. Çin'den Avrupa'ya kadar zor bir ipek yolundan bahsedilir. İpek yolunda eskiden Çin'den yani uzak doğudan başlayarak üretim ve ticaret Avrupa'ya da olur satılarak giderdi. Yani Avrupa'ya ürün ihraç edilirdi o taraflardan. Dolayısıyla Avrupa alan Asya üreten, üreten, üreten her zaman ticaretin merkezidir. Üretim yeridir. Ancak 500 yıl sonra bu tersine döndü. Yani Avrupa üretime doğru kaydı. Asya ve e, Uzak Doğu üretimden düştü. Dolayısıyla geriye kaldı. Ama şimdi ticaret yeniden 500 yıl önceye doğru geri evriliyor. Yani Ana dünya... merkezine mi dönüyor ticaret? Dünya, tabii, dünya nüfusunun en yoğun olduğu yer Asya. Evet. Yani bugün 1,5 milyar Çin, 1 milyardan fazla Hindistan, Diğer ülkeleri kattığınızda neredeyse nüfusun yarısına evet. Rusya'yı Musya'yı koyduğunuzda nüfusun yarısından fazlasına geçiyorsunuz. Evet. Dolayısıyla insanın olduğu yerde ticaret de olur. Bu ülkeler artık teknolojiyle, sanayiyle, yeni gelişmelerle yüz yüze gelmeye başlayıp gelişme hızlandıkça insanlar ülkelerinde daha refah düzeyi artar ve dünya artık bir köy haline geldi. İletişim sayesinde herkes herkese çok kolay haberleşip dünyanın neresinde ne olduğunu görebiliyor. Dolayısıyla ülkelerdeki olanları gördükçe insanlar kendi ülkelerinde de olsun istiyorlar ve bu dolayısıyla bir ülkeleri kalkınma mecburiyetini zorluyor. Bu Asya ülkelerinde hızla yükselmeye başladıkça artık refah düzeyi de artmaya başlayıp refah düzeyi artmaya başladıkça da tüketimler artmaya başlar. Bu da fındığın tüketimini de artıracak, diğer ürünlerin tüketimini de artıracak ama Asıl sorun tüketimi artırmak mı kalmıyor? Dünya 8,5 milyar nüfuslu bir dünya. Evet, yani doğru. dolayısıyla dünyada şu anda şöyle diyeyim 20 yıl önce dünya 800 bin ton fındık tüketiyordu. Şu anda 1 milyon ton fındık üretiyor. Yani dünya tüketimi artıyor. Ama bizim üretimi evet. artırmamız lazım. Şimdi oraya geliyoruz. Evet. Şimdi üretimi artırmamız lazım. Yani Nerede var? Dönüp dolaşıyoruz. doğru. Dönüp dolaşıp her seferinde Şimdi... sözü üretime geliyor. Doğru. Niye? E çünkü bir şeyi tükettirebilmeniz için önce elinize lazım. var olması lazım. Var olmazsa... adama neyi satacaksınız? Evet. Yani öğrettik. Hadi yedirmeyi de öğrettik. Yarın istedi, yok. Elde yok. Ee, ne olacak o zaman? Şimdi Sayın Tayyip Erdoğan şey diyor işte, ihracatı artırmamız lazım falan ama... onun esas, sizin de söylediğiniz gibi... esas ayağı o üretmek. Evet. Ürettiğin bir şey yoksa, ihracatı da yapılmaz. yapamazsın. Şimdi e, benim... uzun süredir bir üreticiyim de küçük de olsa falan fındıkla ilgilenmeye çalışıyordum ama şimdi bir bakıyoruz Türkiye'nin ortalama fındık rekoltesi 600-700 bin ton arasında bundan 15 yıl önce belki 20 yıl önce hemen hemen yine o kadardı ama arazi azdı yani işte 500 bin dönüm falandı şimdi 740 bin hektar hektar arazi var. Ama rekortede bir yükseliş yok. Bunun nedeni ne? Yani fiyatlar mı? Başka nedenler mi? Fiyat olamaz. Niye olamaz? Fiyatlar e, değişkenlik gösterse de yıllara özel. <laughs> Artı e, o yılki ürün miktarına bağlı olarak fiyatlarda hareketler aşağıya da yukarı yönlü evrilse bile tek başına fiyatta izah edilemez. Çünkü fiyatlar değişkenlik gösteren bir şey. Ama asıl sorun, bir ara üretmekten vazgeçiyoruz. Bunun birkaç tane temel sebebi var. Bir, biraz önce bahsettiğiniz gibi 20 yılda arazi bölüne bölüne küçülüyor. Her küçülme demek, o küçük araziye sahip olanın orayla ilgilenmekten vazgeçmesi demek. Yani, Çünkü kendisini beslemiyor. Tabii ki. Şimdi... Bir dedeniz var düşünün, ve bütün olarak görelim. Dedenizin yüz dönüm arazisi vardı. Yüz dönümde fındık yetiştiriyordu. Türkiye şartlarında konuşalım, 15 ton fındık topluyordu diyelim. O ona yetiyordu, bakıyordu. Dolayısıyla o yüz dönümle ilgileniyordu, bakıyordu, daha fazla üretmeye çalışıyordu. Ama dede öldü, çocuklar arasında bölündü. 4 tane mirasçı var diyelim. 25'er dönüme düştü. Şimdi baba öldü. Torunlara kaldı, 25 dönüm 5 dönüme düştü. Dolayısıyla 5 dönüm artık kimseyi doyurmuyor. Doğru. O yüzden bizim tarımsal bir değişikliğe ve reforma ihtiyacımız var. Yani özellikle fındık alanında, fındık bazında özelinde söyleyecek olursam, önce bizim bu arazileri mevcut halinde verimli hale dönüştürmenin yolunu aramamız lazım. Bunun için bir arazilerin ...toplulaştırılması lazım. Bunu... ...bizim insanlarımız... ...değişik yöntemlerle... ...yapıyor. Ne? İşte üçte bir, yarı falan. Hı hı. Ama bunlar... verimliliği artırmıyor. Çünkü o... ...yarıyı alan... ...üçte biri alan vatandaş... ...o yıllık alıyor. Bir dahaki yıl için düşünmüyor. Beş yıl sonrasını hiç, hiç düşünmüyor. Orada kalıp kalmayacağını da bilmiyor. Çünkü garantisi evet, Yok tabii. Yani... ...mal sahibi yarın git... ...terk et beni dediğinde gitmek zorunda. Dolayısıyla bunun bir sözleşmeli tarım benzeri, sözleşmeli tarım da olabilir. Toprak sahibiyle bu işi yapmak isteyenler, tarım yapmak isteyenleri buluşturup bunu büyük ölçekli şirketler haline dönüştürmemiz lazım. Ya da kooperatifler yani, haline falan. Ya da yani diyelim 300 dönüm, 500 dönüm araziyi bir şirket, şahıs neyse kiralamalı. Mesela bir yöntem olarak söylüyorum. İlla bu olacak demiyorum. Kiralamalı orayı, diyelim bir köyü kim vermek istiyorsa bir arazi analizi yapacak. Herkesin toprağına bakacak. Diyecek ki senin toprağın şu anda kaç kilo ürün alıyorsun? 80 kilo. Kardeşim 80 kilonun sana kaç kilosunu vereyim? 30 kilo. Sana her yıl doğal afetler dışında 30 kilo fındık parası teslim edecek ya da 30 kilo ürünün teslim edilecek. Hı hı. Anlaştık mı anlaştık. 10 yıllık, 20 yıllık bir planlama, bir planlama yapacak. Kiraladı diyelim 100 dönüm, 300 dönüm arazi. Bu şahıs bünyesinde bir tane bu işin uzmanını alacak. Sonra burada çalışacak 10-15 tane personeli istihdam edecek. Sonra bunlarla o bahçeleri daha verimli hale getirmenin Yollar yollarını arayacak. Çünkü 30 kilo ona verecek. 30 kilo da çalışanına verecek ki üstünü kendine alsın. Hı. Şimdi o 80 kiloyu 110 kiloya, 120 kiloya, 150 kiloya çıkarınca otomatik olarak verimlilik artacak. Bu bir yöntem. Bir, Devlet eliyle özellikle bahçelerimiz çok yaşlandı. Giresun özelinden başlayarak bunu söyleyeyim. Giresun'daki bahçelerin ortalama yaşı 150 yıla yakındı. Hatta 200 yıllık bahçeler var. Ordu'da hakeza 150-200 yıla dayandı. ve bizim başka alternatifimiz yok. Yani başka biz evet. Fındığı söküp de şunu yaparız diye taban arazideki gibi Çarşamba'daki, Terme'deki ya da Adapazarı'ndaki Düzce'deki biz bunu söker de başka iş yaparız diyeceğimiz bir toprağımız yok. Ama oradaki insanlarla da rekabet edemeyiz. Niye edemeyiz? Çünkü onlar da fındık üretiyor. Ama onlar arazilerinin verimliliğinden dolayı 300 kilo, 400 kilo ürün elde edebiliyor. Artı bahçeleri yeni. Çünkü batıda fındığın yaklaşık 60-70 senelik ya da 100 senelik maksimum bir hikayesi var. Samsun civarında 30 yıllık bir hikayesi var. Ama, Daha düne kadar terme pirinç tarlası. Çarşamba her türlü sebze meyvenin yetiştirildiği bir ovaydı. Bafrağa keza büyük bir kısmı hala öyle. Ama bugün Samsun Türkiye'nin ikinci en çok fındık üreten ili noktasına geldi. Yani dikim alanları hızla Samsun'da genişliyor örneğin. Ordu... Dikim alanlarını tamamladı. Giresun'u tamamladı. Trabzon'da nereye dikeceksiniz? Evet. Dikim alanını tamamladık biz. Ama Samsun'da müthiş bir gelişme var mesela. Ama tabana araziye dikiliyor. Bizim onların üretmesinden bir rahatsızlığımız yok. Artı olsun. Ama 740 bin, 750 bin dönüm e, hektarlık bir alanda e, kilo başı yıllık ortalamanın bir, 100 kiloya gelmemesi bir dönümde düşündürücü. <laughs> düşündürücü. Artı düşündürücülüğünün ötesinde yurt dışında bu ürünü üretenlerle rekabet açısından çok zordayız. Niye? Amerika'da adam 70 sente üretiyor, 50 sente üretiyor aynı fındığı. Biz 1,5 dolara üretiyoruz. Dolar bazında konuşuyorum. Yani ortalama maliyetimiz olarak söylüyorum. Şimdi o 70 sente ya da 50 sente ürettiği ürünü 3 dolara satarken gayet keyifli. Evet. Ama ben 1,5 dolar ürettiğim ürünü 3 dolara satarken para kazanmıyorum. Niye? E zaten maliyetim yüksek. Dolayısıyla bu maliyetinin düşmesi gerekiyor. Bunun düşmesi için de yeni dikim alanı üretsen bir şey ifade etmiyor. Mevcut dikim alanında daha fazla ürün elde etmemiz lazım. Yani Türkiye ortalamasının 150 kilonun altına düşmemesi gerekir. Bu da 1 milyon kilo rekolte eder. Bizim buna ulaşmamız lazım. Hemen hemen bir yarım kat falan evet, değil mi? Yukarı yani... gitmemiz lazım. Niye? Gitmemiz lazım. Hani nasıl oluyor? Biz fındığı satamıyoruz falan değil. Bakın sürdürülebilir bir üretimi yakalarsanız fiyat e, dengesi kurmuş bir üründe sürdürülebilir bir üretimi yakalarsanız o ürünü satamamanız diye bir şey yok. Her ürün satılır aslında ihtiyaç varsa. Niye? E çünkü biz bu işle ilgilenen ve bu teknolojiyi kullanarak fındık mamulü yapan ve üreten firmalara yıllık olarak şunu gösterebilirsek dersek ki biz size Türkiye olarak her yıl 1 milyon kilo fındık ortalama üretip satacağız dersek İnsanlar yatırımını ona göre yapacak. Ve sanayici, büyük sanayiciler ona göre fındığı kullanmaya başlayacak. Ürün içerisinde yüzde beş katarken yüzde on katmaya başlayacak. Çünkü garantisi var. Çünkü. Tabii arkada gibi. ürün alacağını diyor. Ama şimdi biz Allah ne verdiyseyle üretiyoruz. Bir sene 800 üretiyoruz, bir sene 500 üretiyoruz. Dolayısıyla 800 ürettiğimizde fındık 3 dolar, 500 ürettiğimizde fındığa 4 dolar, 5 dolar diyoruz. Şimdi Bizdeki gibi enflasyon %30 değil, %40 değil, %20 değil dünya ülkelerde. %2, %3. Adamın fiyatını %50 artırırsanız, 3 dolar dört %4,5 dolar derseniz bir sene sonra Ama. adam ya ürününden vazgeçer, ya ürünün üreti kullanımını %80 azaltır. E bu ne demektir? Bir sonraki yılda ürettiğini satamamak demektir. Dolayısıyla sürdürülebilir bir büyüme derken bunu kastediyoruz. Yani... Başkanım bu e... Sadece Fındık'ta değil esasında değil mi? Yani Türkiye'nin o e, bir üretim merkezi, siz az önce söylediniz aslında bir üretim merkezi, dünyanın Tabii. üretim merkezi. E, Türkiye'de bir tarım ülkesi. Tabii. Bu fındık da, da öyle, işte ceviz de, tamam. de öyle. Tarım bilmem. ülkesi idik. idik. Şimdi niye? Şimdi. Çünkü biz uzun yıllar önce tarım ülkesi olmaktan vazgeçip sanayi ülkesi olmaya karar verdik. 1970'li yıllarda evet. bunun başlangıcıdır. Biz tarım ülkesi olarak anılmaktan rahatsız olduk. Sanayi ülkesi. ülkesi olduk. Şimdi tarım ülkesi olmaya çalışıyoruz yeniden. Niye? E Çünkü öğrendik ki bu pandemide dünyanın en kıymetli şeyi gıdadır. Çünkü her şeyden vazgeçebilirsiniz. Gıdadan vazgeçemezsiniz. Arabaya binmeyebilirsiniz. Sigara Telefon kullanmayabilirsiniz. Sigara içmeyebilirsiniz. Ama yemeden duramazsınız. Bu kadar basit. Dolayısıyla biz bize yetmek zorundayız. Ya da en azından bize yetecek kadar üretmeye evet. çalışmak zorundayız. Yetiremediklerimiz olabilir. O başka Yetmeyenler olabilir ama bu ülkenin toprakları bize yetecek kadar, bize ürün yetiştirecek kadar var. Çünkü bizim ülkemizin bir Konya Ovası kadar olan ülkeler bizim on katımız bal üretip ihracat yapabiliyor. Ve tarım gelecek. Gelecek yüzyılın Dünyasının en çok ihtiyaç duyacaklardan biri tarımdır. Peki başka niye üretemiyoruz? Yani tarım ülkesi diyoruz. İşte Konya Ovası Şimdi bakın, kadar olan bir sosyolojik bir yapısı var bu işin. Köylerde insan kalmadı. Bu sadece Karadeniz'de değil. Türkiye'nin hiçbir tarafında köyde insan yaşamıyor artık doğru dürüst. Köy demek ne demek? Köy demek tarım demek. Tarım yapacaksanız köyde yaşayacaksınız. Köy. Yani şehrin merkezinden doğru köyde tarım yapılamaz. Tarım arazinin üzerinde olan insan içindir. Şimdi Hı. insanın yüzde 80'i şehirde, yüzde köyde ise o ülke tarım ülkesi olamaz. E şimdi bu yapıya nereden döndük derseniz cumhuriyet kurulduğunda yüzde 70'i köyde, yüzde %30 şehir. 30'u şehirdeydi. Bugün yüzyılda nereye gelmişiz? Tam tersine gelmişiz. Daha da fazlasına yüzde Evet, ekibimizin. Tam tersine gelmişiz. Şimdi bunun için tarım tarım yapacaksak şayet bizim köyde nüfus barındırmamız lazım. Bunun için en son attığımız bu göçü en çok teşvik eden en son olay daha önceki göçleri bir kenara koydum. Köydeki okulların kapatılmasıdır. Köydeki okulların kapatılmasıyla beraber taşımalı eğitim sistemiyle Çocuklar şehre taşınmaya başladığında ebeveynler dedi ki bir süre sonra Mecbur. çocuk gidip geleceğine ben gidip geleyim. Lider köye gider gelir işimi yaparım. Bir süre sonra şehre gelince şehirde de bir iş buldu. Köye gidip gelmekten vazgeçti. Üretim bitti. Ve bitti. Şimdi Allah ne verdiyse gidip fındığı daldan topluyoruz. Neyse. Allah ne verdiyse bahçedeki fasulyeyi topluyoruz. Allah ne verdiyse şimdi tarım toprağın üzerinde durularak yapılan bir şey. Bizim bir an önce şehirdeki hayatı köye ikame etmemiz lazım. Yani okuluyla, hasta sağlık ocaklarıyla, aile hekimlikleriyle ki benim yaşam çocuğu, alanlarıyla. Benim çocukluğumda köylerde ebe evleri vardı, sağlık ocakları vardı, köy okulları vardı, kahvesi vardı, marketi vardı, meydanı vardı, alanı vardı. Orada insanlar köy evi vardı, otururlardı, sohbet ederler camisiyle. Her şeyiyle köyde ihtiyaçlarını görür. Gerekirse aylarca şehre inmeden köyde hayatını ikamet ettirebilirdi. Bakkalı vardı, her şey vardı. Şimdi köylerde bunların hiçbiri yok. Dolayısıyla insan olmayan yerde kim bakkal açıp kim satabilir? Yumurta artık çarşıdan alıyor, çiftlik yumurtası alıyor. Dolayısıyla bizim şehirdeki sosyal hayatı artık köye taşımamız şart. Ve köydeki insanları şehirden köye dönüşü başlatmamız gerekiyor. Aksi takdirde tarımı geliştiremeyiz. Kalkınmanın yolu da buradan geçiyor değil mi? Yani refahı yaygınlaştırmak demek lazım. Yani şehirde olan refahı köylere taşıyarak, refahı yaygınlaştırıp herkese aynı şeye çabuk ulaşma. Yani adam köyde hastalandığında e, ambulans gidip alacağına köydeki doktor müdahale etmeli. Hayvan hastalandığında almalı. veteriner orada olmalı yani, değil mi? Tabii yani. yani Arazisinde bir sağlık yani problemi bizim, olduğunda ziraatçısı bizim 85 milyon nüfusu 5'te birini İstanbul'a yığmışız. 5'te biri yığdığımız alan e, İstanbul'da insanları 5 kat, üst üste yığmışız yani katlarda yaşatıyoruz. Ayağa toprağa değmeden insanlar e, çocuklar büyüyor toprakla evet. görüşmeden, aşırı neşir olmadan e, dolayısıyla topraksız bir hayat yok. Dünyada her şeyi üretebilirsiniz, toprağı üretemezsiniz. Toprak üretilemeyen bir şeydir. Yani Üreten? Toprağı, siz siz toprak yapamazsınız. Toprak üretemezsiniz. Yani bir coğrafya oluşturamazsınız. Buradaki toprağı alıp başka yere taşırsınız. Ama kendiniz bir toprak yapamazsınız. Yapamamış insanoğlu. Bugüne Hı. kadar olmamış. Toprak oluşamamış. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Dünya bu topraktan ibaret. Kalkıp buradan uzayda toprak arıyoruz. Uzaya gidenler niye gidiyor? Uzayda evet. toprak arıyor, yaşam alamak. Için. Evet. Çünkü toprak olmasa yaşam yok. Su toprakta, meyve toprakta, e, aş toprakta, hayvan topraktan besleniyor, biz topraktan besleniyoruz, biz hayvanları topraktan beslenenlerden besleniyoruz. Doğru. Yani evet. dolayısıyla topraksız bir hayat yok. Su, toprak, hava insanın. Ana ha, eleme. Bunlar olmadı mı? İnsanlık yok. Türkiye'nin ekonomisi. Yani biraz anlattınız e, nasıl üreteceğiz falan ama e, herkes söylüyor. Hükümet de söylüyor, muhalefeti de söylüyor falan. Dünyada bir ekonomik kriz var ama e, bunu en çok yaşayan e, Türkiye bu pandemi e, bunu daha açık bir şekilde ortaya koydu. Buradan nasıl çıkacağız? Üreterek. Başka yolu yok. Başka yolu yok. Yok. Topraktan üreteceğiz, tanayide üreteceğiz, her yerde üreterek. Yani dışarıdan almaktansa üretmeye çalışarak, birbirimizden gördüklerimizde değil, bilimsel tekniklerle üreterek. Üretmeden buradan çıkış yok. Türkiye bir sarmaldır, 10 yılda, 15 yılda bir kriz yaşar. Bunun evet. adı döviz krizidir. Hiç değişmez bu. Geriye doğru sarın, ben 60 yaşındayım. Yani geriye doğru sarın. 2002 krizi, 2008 krizi, daha sonrasında daha derini 2002 krizi. Onun öncesinde 94, 94 krizi, krizi, 84 krizi, 70'te sent sen, muhtaç krizi. Yani Türkiye'de daima bir döviz krizi vardır. Çıkmanın yolu üretmek. Çıkmanın yolu üretmektir. Başka yolu yok bunun. Yani üreteceğiz. Söylemek istediniz. Çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz. Bizi konuk ettiniz. Rica ederim. Size iyi yayınlar diliyorum. Ülkeme, insanlarına şunu söylüyorum, üretmekten vazgeçmeyin, toprakta üretin, sanayide üretin ama bir şey üretin, mutlaka bir gün karşılığını alacağız, hep beraber üretelim. Peki, çok Üretimden vazgeçmek ediyoruz. yok. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Için. Ben ben sağ olun. Tekrar Hoşçakalın. görüşmek dileğiyle İnşallah. diyoruz. İnşallah. Çok sağ olun. Evet, derin ulusal kanal izleyicileri, Hamza Bölük'le sadece Fıdık'la konuşmadık, Türkiye'nin ekonomisi bu çıkmazdan nasıl kurtuluruz onları konuştuk evet üretmek diyoruz. Üretmek diyoruz ve programımızı burada kapatıyoruz. Bir başka yerde bir başka konukla görüşmek dileğiyle diyoruz tekrar. Hoşça kalın.